Arkadaşlar günün ikinci videosuyla Fenerbahçe'yi ve hayatı konuşan adam Ahmet Konanç'ın YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Emre Belezoğlu ile ilgili bir detayı ve Vedat Muriç yanı sıra Oliver Giroud ile ilgili bir konuyu yeni bir gelişmeyi sizlerle paylaşacağım. Öncesinde şu cümleleri yine sizlerle paylaşmak istiyorum transfer dönemiyle alakalı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un adaylık açıklaması yaptığı toplantıda. Oyunu artık kuralına göre oynayacağız. Sözü sadece lig dönemini değil, süper lig dönemini değil, transfer dönemini de kapsıyor. Bazı rakiplere transferde gösterilen dostluk duruşu diyelim tırnak içinde artık tercih edilmeyecek. Evet. Fenerbahçe'nin çıkarları doğrultusunda büyük bir transfer geliyor ve evet bu yeni anlayışla büyük bir ezeli rakip çok üzülecek demiş sevgili gazeteci abimiz büyüğümüz Erhan Öztürk. O isim kim? Çok yakında Twitter'da açıklayacak. Erhan Öztürk'ü Twitter'dan takip edin diyeyim. Bunu sizinle duymayanlar okumayanlar için böyle bir paylaşmış olalım. Şimdi Oliver ve Vedat Muruç meselesinden önce bir bilgi daha paylaşayım. Fenerbahçe'nin kaleci hamlesini de bir önceki videoda bu videoda konuşacağımı söylemiştim. Arkadaşlar kaleci Altay'a Yapılan eleştirilere halen katılmıyorum. Türkiye'nin en iyi kalecisidir. Bakın, Türkiye'nin mevcut performanslarda en iyi kalecisi Fenerbahçe'nin kalecisi eksikleri olmasına rağmen Altay Bayındır'dır. Muhtemelen Fenerbahçe yeni sezonda Berke üzeri hazır talipleri de varken Avrupa'ya satacak. Bir sürpriz olmazsa Harun Tekin'le de yolları ayırabilir. Zaten ayırdı da. Eğer kabul ederse fiyat indiriminde ve 3. kalecilik noktasında kalabilir. Ha, 3. kaleci olarak gelir girer, rekabete girer birinci kaleci olur o başka. Neyse benim bu bölümde anlatacağım şu. Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'un kalecisi Gökhan Akkan'ın yanı sıra biliyorsunuz Kayserispor'un yine kalecisi de Doğan Alemdar da e, gündemini aldı. 18 yaşındaki bir kaleciden bahsediyoruz. Fenerbahçe. Bakın, yerli kaleci ekolünün olduğu bir takımdır. Fenerbahçe yerli kaleci ekolünün olduğu bir takımdır. Engin İpekoğlu döneminden yakaladım ben. Önce Şumayir'i, o sarı kazaklı Şumayir'i hem de eski Fenerbahçe stadında çok izledim. Çocukluk dönemime denk geldi ama yakaladım o dönemleri. Sonra Engin İpekoğlu oldu. Sonra Rüştü Reçperi oldu. Sonra Volkan Demirel oldu. Ve şimdi de Altay Bayındır oldu. Aralara mutlaka başka yeni yerli isimler de girdi. Mesela Serdar Kul Bilgeler girdi. İşte Harunlar girdi. Berkeler girdi. Ama tabi araya bir de rahmetli oldu. intihar etti maalesef. Enke girdi. Bir maç oynadı. İstanbul Spor maçında Kadıköy'de diye hatırlıyorum. Ve kötü goller yedi. Neyse Alman kaleci Allah gani gani rahmet eylesin. Ama genel olarak Fenerbahçe'de bir yerli kaleci olayı vardır. Ve Fenerbahçe 6 aydan sonrasında planlıyor. Gökhan Akkan Rize Spor'dan bunlardan bir tanesi ki Mametiyan ve Frey takasları söz konusu başka isimler de söz konusu ve yine Kayserispor'un 18 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar da bu transferler arasında hedeflenen isimlerden bir tanesi. Bu bilgileri verdikten sonra gelelim yavaş yavaş Oliver Giroud ve Vedat Muriç konusuna. Başkan Ali Koç dün önemli şeyler söyledi ama 3-4 tane lafı flash olarak, başlık olarak yani manşet olarak benim aklımda kaldı. Bir, en iddialı takım biz olacağız. 2- Türkiye Futbol Federasyonu değişmek zorunda. 3. Artık misliyle karşılık vereceğiz. 4. Muhalefete işte fırsat aday olun. Ve 5. Emre Belezoğlu konusu. Bu konuları en geç 1 Haziran veya Haziran'ın ilk haftasında netleştirmek istiyoruz dedi sevgili arkadaşlar. Emre Belezoğlu'nun görevine devam edip etmeyeceği ile ilgili Başkan Ali Koç hiçbir şey söylemedi. Evet Başkan Ali Koç'un kafasında bizim aldığımız bilgilere göre yani gelişmeler, kulis bilgileri Emre Belezoğlu devam edecek. Öyle ya da böyle devam edecek. Direkt ya da birisinin yanında. Ama sportif direktör olmayacak. İki, bir baskı var Fenerbahçe üzerinde ve Başkan Ali Koç üzerinde. Biraz daha düşünün, biraz daha bakın. Bir, Yov gibi, Wenger gibi, Dalic gibi önemli bir ismi, Favre gibi önemli bir ismi takımın başına getirin baskısı var. Bu konularda bir, bir haftalık, on günlük daha süre kazanıldı bu toplantıda açıklama yapılmayarak. Şimdi tabii Daliç'e Favri'ye falan geleceğiz. Şuna bir gelelim. Ana konumuza bir gelelim. Lazio'nun devre arasında Vedat Muriç'i Fenerbahçe kiralık olarak önerdiğini söylemiştim. Bana çok tepki gösterildi. Sonra işler döndü. Kavan olayında tepki aldım. Zinkan Nagel'da ben süreçleri anlattım. Boyutları anlattım. Mesela Osay Samuel'le de Fenerbahçe anlaştı dedim. Son anda Kuyus Park Rangers Al bu sözleşmeyi imzala. Biz seni Real Madrid'e veriyoruz. Dese, ikna etse, gelmeseydi. O say Samuel haberleri de yalan mı olacaktı? Arkadaşlar biz haberciler süreçleri anlatırız. Bizi anlayanlara eyvallah anlamaya, anlamama, anlamayan olduğunu inanmıyorum ama anlamak istemeyenlere. Bu olayları köpürtmek üzerimize saldırılar yapmak isteyenlere de yine eyvallah onlar da başımızın üstünde. Herkes vicdanıyla yaşar. Neyse ana konumuza bir gelelim. Bakın o gün dedim ki Lazio nerede? Bugün İtalyan gazetelerine bakın. Ben çok bakarım yurt dışı basına, medyaya, Avrupa'ya özellikle. Ne diyorlar biliyor musunuz? Lazio özgüvenini yeniden kazansın diye bazı şartlar koyarak, opsiyonlar koyarak Vedat Muriçi Fenerbahçe'ye geri göndermeye, kiralamaya sıcak bakıyor diyor. İşte bu. Olur olmaz yine ayrı. Ben size süreci anlattım. Bugün Vedat Muriç konusunda, Ciro konusunda, Sörlot konusunda, Abu Bakar konusunda ve başka adını henüz alamadığımız golcüler noktasında Fenerbahçe bir değerlendirme yapılıyor, bir tercih yapılacak. Ki iki golcü bekliyorum ben. Bunlardan birisini tamamlayıcı olarak Aron Bopenza, Gabonlu Hatayspor'un Spor'un golcüsü olmasını bekliyorum. Hangisi olur bilmiyorum. Ama ben size süreçleri anlatıyorum. Vedat Muriç ile ilgili de süreç aylar önce bu kanalın abonelerinin ilk kez duyduğu üzere Lazio'nun kiralamak istemesidir. Devam edelim. Oliver Ciro. Ya söyledim ben haberimin arkasındayım. Oliver Ciro'nun avukatı kardeşi, avukat aynı zamanda menajer İstanbul'a geldi görüşüldü ama adamlar başkalarıyla da görüşülüyor. Prensipte anlaşıldı dedim. Prensipte anlaşma nedir? Şartlar genel olarak budur. Rakamları konuşuruz dersin. Başka birisi e, senin işine gelir ona dönersin. Başka bir tekli futbolcunun işine döner o ona döner. Vesaire prensip anlaşması ortadan kalkar. Bu el sıkışma anlaşması sonuçta kağıt üzerinde bir şey değil. Transfer süreci böyledir. Ben bilgi verdim. Dedim ki adamlar İstanbul'a geldi. Yalanlandı mı? Ya böyle bir şey yalan olsa yalanlanır. Adamlar İstanbul'a geldi dedim. Hatta Bayern Münih stoperi Jerome Boateng bir boşlukta İstanbul'a bizzat geldi. İkisi de Mesut Özil eski takım arkadaşlarının birisi Alman milli takımından Boateng, birisi Chelsea, Arsenal'den Ciro e, Mesut Özil'in bağlantılarıyla İstanbul'a geldi dedim. Bu bilgileri verdim. Benden transfer sürecinde bilgileri süreç haberleri olarak, süreç anlatımı olarak anlamaya almaya devam edeceksiniz. Ee, bizi tercih edenlerle biz yolumuza devam edeceğiz. Arkadaşlar şimdi bir de Diego Costa meselesi var. Sevgili Sabri abi Sabri Ugan, transfer konularına pek girmez ama dedi ki Diego Costa ile ilgili Fenerbahçe tarafında gelişmeler var. İlerleyen günlerde adını daha fazla duyabilirsiniz. Ben de baktım bu meseleye. Kendisini kaynak göstererek bir videoda da çekmiştim, ifade etmiştim. Evet Diego Costa da Fenerbahçe'nin masadaki isimlerinden, alternatiflerinden bir tanesi. Ama şu da var arkadaşlar. Diego Costa önceliklerinden bir tanesi değil Fenerbahçe'nin. Bu kadar net bilgi. Samatta kulüp bürüş Genk tarafından, özellikle Genk tarafından isteniyor. Bir cümleyle yine bu bilgiyi de özetleyeceğim. Samatta'nın bazı Arap kulüplerinden de talipleri var. Bu da Fenerbahçe'nin işine geliyor. Yine hemen başlık başlık geçelim uzatmadan. Halil Dervişoğlu İngiltere'den kiralandı. Galatasaray'da çok iyi performans gösterdi. Ailesi Halil'in şans bulduğu, şans bulmaya da devam edeceğine inandığı Galatasaray'da devam etmesini istiyor genel olarak. Ama bu bir şart değil. Aldığım bilgileri anlatıyorum. Beşiktaş'ta teklif yaptı. Fenerbahçe'de ilgileniyor. Halil Dervişoğlu ile bu genç golcüyle, milli golcüyle. Avrupa'dan da teklifler var. Bu golcünün durumu çok ortada Halil Dervişoğlu'nun. Halil Dervişoğlu'nun Fenerbahçe'de uyum sağlayıp sağlayamayacağı ile ilgili lütfen yorumlara da değerlendirmelerinizi yapın. Ha şimdi Fenerbahçe'de löv gündemde. Euro 2020 sonrası Alman milli takımını bırakacak. Fenerbahçe'de daha önce olduğu gibi Dali Çırvat milli takımını bırakacak Euro 2020'den sonra gündemde ve yine en son Dortmund'u çalıştıran Luis Favre de Fenerbahçe'deki gündemdeki isimlerden bir tanesi. Başka isimler de var. İşte biraz bunlara bir bakılıyor. Ama bence iş dön dolaş Emre Belözoğlu'nda olacak gibi bir sürpriz olmazsa bir şey söyleyeceğim kapatacağım. Bakın. Fenerbahçe Fenerbahçeliler dışında kimseye kolay kolay sempatik görünmez. Bu nedenle sempatik olmaya çalışmak, kucaklayıcı olmaya çalışmak eyvallah ama buna odaklanmak bu dönem artık bitmeli Fenerbahçe'de. Fenerbahçeli gençlerin çocukların sokaklarda bağıra çağıra kutlayacağı bir şampiyonluğa ihtiyacı var. Yönetim artık sadece Fenerbahçe'ye odaklanmalı. Umarım mesajlarım yerine gitmiştir. Ha not almışım. Sevgili Barış yurdu seven TRT'de ne dedi dün? Çok tartışıldı bu konu. Türkiye'de kimsenin ikinci takımı Fenerbahçe değil. Mesela ben Bolu sporluyum ama ikinci takımın Fenerbahçe diyeni görmezsin. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ikinci takım olarak bazılarının olabilir bunu görürsün. Ama Fenerbahçe'yi ikinci takım olarak gören görmezsin. İnsanlar ya Fenerbahçelidir ya değildir. Türkiye'de her mesaj Fenerbahçe'nin üzerinden verilir dedi. Haksız mı? Haksız mıyım? Lütfen kanalıma abone olmayı ve çevrenize önermeyi, 50 bin barajını geçme yolunda bize destek olmayı unutmayın. Katıl butonu yok, ücretli hiçbir şey yok. Kalın sağlıcakla. Ahmet Konanç YouTube kanalında Fenerbahçe'yi ve hayatı konuşmaya devam edeceğiz ama sizlerin desteğiyle. Hoşçakalın. Akşam canlı yayında görüşmek üzere.